Herkese merhaba. Bugün böyle hazır burada da sonunda havalar ısınmışken böyle yazlık güzel bronz bir makyaj yapayım dedim. Bunun için ise çok eğlenceli bir palet kullanacağım tabii ki de yine. Bu da Morphe'den başka bir paletimiz. Morphe'yi artık bence herkes biliyordur gibime geliyor. Türkiye'de maalesef ki satılmıyor ama bu Artistry Palette diye bir paleti. James Charles'ın paletinden önce bu vardı arkadaşlar. Yani renkli palet olarak. O yüzden bu da bayağı güzel bir palet. Ama bu kadar renkli olmasına rağmen ben doğal bronz bir makyaj yapmayı planlıyorum. O zaman haydi hemen başlayalım. Fondöten kullanacağım. Bunun için ise MAC'den Face & Body fondöteni sürmeyi planlıyorum. Bu yaz ayları için de bence her zaman için bayağı güzel bir fondöten. O kadar doğal duruyor ki yani kullanmıyorsanız tavsiye ederim. Hele ki her gün fondöten kullananlardansanız bence kesinlikle buna bir dönüş yapın. Çünkü doğal duruyor. Şimdi sıra concealer'ımızda. Concealer olarak ise Maybelline'in Fit Me Concealer'ını kullanacağım ve üzerinden de pudrayla geçeceğim. Bunun için de Rimmel London'dan 001 transparan pudrayı kullanacağım. Bazımızı hazırladık. Şimdi artık gözlerimize gelebiliriz. Gözüm için daha demin dediğim gibi Morphe'den bu paleti kullanacağım. Böyle güzel bronz bir makyaj yapacağım. Ama tabii ki de yine bir gözümüzü tamamıyla matlaştıralım. Şurada şöyle ten rengi bir renk var. Bunu alıp bütün gözüme süreceğim. Şu altındaki rengi alıp bir geçiş rengi yapacağım. Ya bu sırada ben hep makyaj yapıyorum. Çünkü makyaj yapmayı seviyorum ve makyaj videoları çekmeyi seviyorum. Ama bilemiyorum başka şeyler de izlemek ister misiniz? Öyle pek... Ya burada vlog çekecek falan pek bir şey yok biliyor musunuz? Ya o yüzden başka seçeneğimiz de yok. Ama ben hala izlemeyi de yapmayı da seviyorum. Pek de makyaj yapan kalmadı galiba. Yani izleyecek kimse bulamıyorum. Bu Amerika'da bile hele bu en son James Charles tattoo olayından sonra artık insanlar makyaj videosu çekmeye çekinir oldu. Hala o durumda ya videosuz kaldık. O yüzden umarım eğleniyorsunuzdur. Ben yaparken eğleniyorum. Katlanma bölgemizi belirginleştirdik. Şimdi burada iki tane çok güzel renk var. Yani ben bunları beğendim. Şöyle ve şöyle. Bu ikisiyle güzel simli bir makyaj yapacağız. Bu şekilde. Yani tam yaz renkleri değil mi? Daha ne olsun. Bunları sürmek için ise aslında ıslak daha iyi çalışıyorlar ama ilk önce ıslatmadan deneyeceğim. Şu ilk önce açık olanı alıp gözümün iç kısmına, koyu olanı da gözümün dış kısmına süreceğim. Zaman diyorum en güzeli parmakla. Hem de daha iyi birleştiririz. Böyle güzel altın bronz bir geçiş yaptık. Şimdi o ilk aldığım fırçayla şöyle üzerinden geçip birleştireceğim. Tamamdır. Şimdi diyorum ki birazcık şu kirpik diplerimi belli edeyim. Bunun için ise koyu bir kahve alıp şöyle bir fırçayla. Ya şu hizayı kullanmış olduk. Oley! En sevdiğim garip takıntılarım. Bunu böyle kirpik diplerimden geçeceğim. Bunu da yaptıktan sonra şimdi şu gözümüzün altı çok boş kaldı gibime geliyor. Bunun için ise şurada şöyle bir renk var. Aslında iğrenç bir renge benziyor. Orada da belli oluyor mu? Yok, orada o kadar belli olmuyor ama ya bayağı kahvesi yani. Neyse bunu böyle gözümüzün altına geçelim. Gözde güzel duruyor. Şurada daha açık bir renk var. Şu göz pınarlarıma bunu süreceğim. Gözümüz bu şekilde. Şimdi rimel olarak ise bu Maybelline'in Snapscara diye yeni sayılır böyle yeni bir rimel serisi çıktı. Bu Black Cherry olan isimli maskarası. Hani ben biraz daha bordo bekliyordum ama bildiğiniz kahve. O yüzden bu kahve rimeli 500 kat sürüp hemen geliyorum. Rimelimizi sürdük. Bu sırada arada kaşıma da bu Rimmel London'dan Brow Display'i de sürdüm. Şimdi asıl yüzümüze gelelim. Hala beyazız. Bunu birazcık bronzlaştırmamız gerekiyor. Bunun için çok sevdiğim bronzerlardan bir tanesi. Bu Butter Bronzer'ı kullanacağım. Oh, mis gibi de kokuyor. Adeta tatil gibi. Daha gidemediğim bir yer. Ama
Gideceğiz elbet. Neyse şöyle yassı bir fırça alıp ilk önce sert bir şekilde kontrol olarak geçeceğim. Ondan sonra bütün yüzüme sürmeyi planlıyorum. Evet, kontürümüzü yaptık. Şimdi daha böyle bir fırçayla şöyle daha fazla alacağım. Ve bunu hafifçe bütün yüzüme gezdireceğim. Çok hafif. Hatta biraz daha abartmak istiyorum. Hani böyle yanmışız, bronz ışıltılar vesaire bilmem ne. Şu tekrar Physicians Formula'dan bu highlighter paletini alıp şu koyu kısma hafifçe pıt pıt yapacağım. Böyle biraz daha bronzlaştık sanki. Şimdi ama bence bu kullanacağım allık daha da bir etkili olacak. Bu Narcissist paletinin Unfiltered 1 olan paleti. Ve şurada şöyle güzel bir bronz kahve bir allık var. Bunu yanağıma süreceğim tabii ki de. Bence güzel bir bronzluk katacak bu da. Ben mi yanlış görüyorum? Şurada kahverengi duran şey şu anda yüzümde pembe mi duruyor? Neyse, düzelteceğiz. İlginç bir renk çıktı ama bence fena değil. Şimdi de güneşten yanmış hissi falan oldu. Hatta bayağı yanmış ve kapatamamış. Benim aslında normal tatildeki halim gibi. Neyse o zaman buna bu kadar yeter. Biraz daha bronzerin üstünden geçeyim ben bunu. Ya tamamdır. O zaman tekrar bu paletimize dönüp bununla birazcık highlighter yapmak istiyorum. Şöyle şu iki kısmı pıtırcığı alıp şöyle buralarımızı sürelim. Birazcık da gözümüzün içine. Yüzümüz bu şekilde. Bence daha fazla yanmış görünemezdim. Birazcık abarttık. Ama olsun. Şimdi dudağımıza gelelim. Flormer'ın Silk Matte serisinden Sunset diye çok sevdiğim bir renk var ki bunu her yaz kullanırdım. Burada daha kullanamadım ama olsun. Şimdi süreceğiz. Çok güzel bir turuncu. Şöyle turuncu da değil, ne denir buna bilmiyorum. Ya turuncu, coral, mercan. Öyle bir şeyler işte. Bunu dudağıma süreceğim. Gördüğünüz üzere böyle bayağı canlı, bayağı eğlenceli, gayet canlı bir mercan rengiymiş yani. Bu neyini bilemedim? Bilemedim. Ama yazın bence herkese çok yakışacaktır. Her ten rengine de hani açıktan koyuya. Güzel bir renk. Sunset. Sunset rengi unutmayın. Bronz makyajım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de böyle tatillerde, yazlıklarda bu tarz görüntüler yapabilirsiniz. Ben de bir gidebilirsem yapacağım umarım. Neyse tamam. O zaman tekrar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz abone olmayı, like bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.